Tanrıcım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Farklı farklı yerler yapacağım. Mehmet senin söylediğinden gayret edeceğim öyle olmaya. Yani konumun dışına çıkmayacağım. Yani fakat tabirleri gayem şu ya, biraz önce anlattığım gibi. Kafanıza değişik malzemeler girip değişik tip insanlara, sorulara hazır oluyorsun. Hem o an insanlar için değil de tefekkür ederken malzemeniz çok olsun. Risale'nin içerisindeki mana mertebesi. Siz bunu kullanacaksınız, buraya basıp çıkacaksınız. Yani buraya mahkum olmuyorsun. Mesela 96. surenin 1'den 6'ya kadar Hucurat suresi var. Biliyorsunuz ben bir şeye baktığım zaman ya enfusi şeyler geliyor hatırıma ya da psikoloji. Hucurat suresini adab olarak gördüm. Psikoloji. 1. Bilenler, alimlerin önlerine geçmeyin. Edep yani. Biliyor alimleriniz. Önlerine geçmeyin. Bu namaz kıldırmak manasında öyle değil. Tamam. Mesela hutbede söylüyoruz ya. Allah konuştuğu zaman susunuz. Allah adına da konuşanlar varsa da onlar susun yani. Aynı mana. Allah nasıl konuşacak? Benim ağzımla, Kur'an ağzıyla, senin ağzıyla, onun ağzıyla konuşacak. Ansitu, yani susunuz. Hatta bu ayet değil mi abi? Ayet. Ayet de ayet. Allah konuştuğu zaman susunuz. Edep çıkarıyorum ben oradan. Peygamber Efendimiz için de diyor abi. Peygamber tabii. Sesinizi de yükseltmeyin. Dolayısıyla peygamberler, alimler de peygamberlerin var isteridir. O zaman işin ehli, alimleriniz, veli nimetleriniz önüne geçmeyin, onlarla niza yapmayın. Allah böyle diyor. 49'a 1. Başka gene orada. Ben sure bu da ayetleri söylemeyeceğim. Uzun olmasın. Başka. Size gelen bir haberi araştırın. Bu da 6. ayeti gene. Hucurat'tayım ha. Başka, adaleti ikame edin. Başka, ırkçılığı değil, uhuvvet-i İslamiye'yi, ümmetçiliği esas alın. Başkalarıyla alay etmeyin. Birbirinizi karalamayın, kötü lakaplarla çağırmayın. İbo, Memo, daha ağır şeyler de var ama. İbo, İbrahim desene kardeşim, yakışmıyor mu ağzına? Suizandan sakının. Birbirinizin kusurlarını, mahremiyetlerini araştırmayın, bakmayın. Gözünüzü yumun, geçin oradan. Hele araştırmayın. Emir ha? Birbirinizin gıybetini yapmayın. Bu sanki bir ayette çakışıyor. Kuşun kalın versene. Neyi? Birbirinizin şeyini söylemeyin. Kuşun kalın. Ha, ne hangisiyle çatışıyor? Bir tane aklıma tam olarak... Tamam da mealini söyle. Şey diyordu. Yani birbirinizi hani yanlışını düzeltin, hatasını söyleyin manasında bir ayet daha var sanki. Değil böyle. Mesela birbirinizi gıybetini yapmayın, hatasını düzeltmekle ne alakası var? Çok uzak. Yani paldır küldür yapılmaz onu. Birbirimizin hatasını yeri geldiği zaman... Gıybette art niyet var. Tamam. Gıybette art niyet var. Ama mesela diyelim ki düzeltecek kişi, diyelim ben sofrada size
ve yemek yerken, meyve yerken, çay içerken bazı şeyler söylüyorum. Bu konumu iktiza ediyor. Aynı şeyi sen yapsan olmuyor. Peki sen ne yapacaksın? Sen hususu söyleyeceksin. Çünkü ben size emsal değilim. Emsal olmadığım için sizde nefis devreye girmez. Biraz böyle sıkılırsınız ama birbirinize emsalsınız, mütemassil ise tezadın sebebidir. Bu kadar. Konuyu değiştiriyorum. Bakayım ne gelecek. Biraz ilmi olsun. Bazı şeyler var. Atlıyorum size onu. Yapmıyorum onu. Gelen misafirlere. Çekirdek tohum. Çekirdek toprak altındakine, tohum meyvedekine deniyor. Sen de bunları istiyordun. Yazalım oğlum. Yaz işte, ben bekleyemem seni. Bu sizin tespitiniz değil mi abi? Ha tabii, külliyattan. İnsanda ise, insanlığa uyguluyorum. İlk yaratılış çekirdek, dünyada yaşadığı hayatın hulasasına tohum deniliyor. Mesela ilk yaratılırken, ben babamdan yaratılırken çekirdek deniliyor. Fakat oradan parça ver. Git oraya koy. İşi birbirinize havale etmeyin. Bir şey eksik gördünüz mü? Siz yapın. Siz kazanacaksınız. Havale ederek büyürseniz dershanede, havale edilirsiniz. Kader bir halet verir, doğru atar sizi dışarıya. İnanın. Havale eden havale edilir. Seven sevilir. Sahip çıkana sahip çıkılıyor. Tamam. Peki, insanın ilk yaratılışı, Ustad diyor ki 23. sözde, bu benim sarihtir Risale'de. İnsan bir çekirdeğe benzer. Hayat-ı dünyeviye çıkış itibariyle. Yaşadığımız var ya, doğdum ben bebekken, öldüm. Tümünün toplamına tohum denilir. Tamam. Soracağınız var mı? Yok. En iyi ben olan beni. Şimdi hani zındıklar derler ya, her şey tabiattır. Kendi kendine haşa olmuş diyorlar. Zındıklar böyle diyor ya. Hadi her şey, bak, hadi her şeye bunu dediniz. Ya yani elmaya, armuta dediniz. Kendi kendine oldu dediniz. Peki, eneye, bene bunu nasıl diyeceksiniz? Yani senden başka varlıkta benlik yok ki oradan sana fotokopi gelsin. Ben acaba hangi sebebin sonucudur? Sormak lazım. Ben derken kendi kendine, kendi kendine diyoruz ya. Şimdi elma kendi kendine derken gene güneş, hava, toprak, su var. Bu somut kavramlar için deniyor. Unutmayın, somut tutulan demek. Elma, armut. Somut kavramlar için tabiat kanunları geçer diyelim. Soyut kavramlar için kendi kendine olamaz, tabiat da denilemez. Mesela sizin merhametiniz tabiatla olamaz. Çünkü tabiatta böyle bir şey yok. Ceset kendi kendine olsa bile içindekiler olamaz. Olamıyor, değil mi? Mesela vicdaniyat. Eğer duanın neticesi olsaydık hepimiz, hepimizin merhamet aynı olurdu. Hepimizin şefkat aynı olurdu. Ortalama aynı olurdu. Çin'de nar yok mu? Trup yok mu? Türkiye'de var mı? Var. Ortalama aynıdır. Büyüklük, küçüklük, tartılama aynıdır. Tabiat kanunları somut kavramlar için belki insanı aldatabiliyor.
gözün, kulağını. Gözün yaratılmasını tabiat diyebilirsin belki. Aldanabilirsin ama çiçeği görüp de onu yiyen sığırla, onu tefekkür eden bir alim ile, onu bir süs diye koyan bir kadın ve erkek arasında dağlar kadar fark var. Üçü de görüyor. Yani sığır da görüyor çiçeği, insan da görüyor. Ama insanı ötelere taşıyor, onun da Allah'ı fark ediyor, Allah'ı tefsir ediyor. Soyut kavramlar için asla ve kata tabiat ve kendi kendine diyemez. Diyen var mı acaba? Yok, hiç duymadım. Hiçbir felsefeden duymadım. Ne yapıyorlar? Zaten felsefe şunu der. İnsandaki merhamet maddenin fonksiyonudur diyor. Yani içsel bir alim kabul etmiyor Fatih. Hep madde diye değerlendir. İçi dış aynı istiyor. Peki duygular nedir? Maddenin sıfatı. Mesela neye benziyor diyor. Kendisi söylüyor. Onu söyleyeceğim. Kafanız karışmasın ama çok basit yani çözersiniz. Maddenin fonksiyonu şu diyor. Balık kokusu başka yerde niye takılsın? Balığın zaruri neticesidir diyor. Yemeği pişirdiğiniz zaman koku zaruri neticesidir. İşte bu tabiat budur yani. Bizdeki diyor vücudumuzdaki de duygular da böyle maddenin zaruri neticesidir. Hepsini bir kabul ettiği için. Evet. Biz için. Ama bu duygular hepsi farklı. Yani maddenin fonksiyonu diyebilirsin mesela eti yaktığın zaman et kokusu olur. Ama insanı yöneten, idare eden, insanı insan eden değerler var. Şuur mesela. Namus duygusu mesela. Maddenin fonksiyonu nasıl diyeceksin? Namus duygusunun maddesi var mı? Hani eti yakarsanız kokusu çıkar. Namus duygusu, vicdan duygusu hangi et parçasından çıktı? Eti var mı? Ben olan ben derken et var mı? Hani balık yokken koku var mı? Yok. Bak çok uzatıyorum gibi geliyor Mehmet. Uzatıyor muyum bilmiyorum sen. Bak balık yokken balık kokusu yok değil mi abi? Balığı pişir, koku var mı? Var. İşte diyor, insandaki sıfatlar budur diyor. Maddenin dışa vuruşu. Tamam, peki. Bir, insanlarda niçin farklıdır, derecelidir? İki, maddenin fonksiyonu dediğin şey, hani gözün gördüğü şey, maddenin fonksiyonudur. Kulağın işitmesi, maddenin fonksiyonudur. Dokunmak ve masayı hissetmek maddenin fonksiyonudur. Ama şuur, merhamet, haya, iman etme, ben demek, fedakarlık, uhuvvet, tesanüt. Bunun bir maddesi var mı? Kokunun balığı vardı. Bak, kokunun gülü var. Kokunun balığı var, balık. Peki, fedakarlığın bir maddesi var mı? O zaman şöyle bir şey tespit etmeleri gerekiyor. Patlıcan yersen şu tarafın gelişiyor, şu duygun gelişiyor. Domates evet. Yersen böyle oldu diye bir şey olması gerekiyor. Ya. Onun da maddesi olsa bile değişmemesi gerekirdi abi ki değişiyor sürekli. Devam ediyor. Düşüyor, yok oluyor, kalkıyor. Ya. Ölüm dert değil. Başta altında yine bir yazış yapacağım size. Ölüm hariç her derdin dermanı vardır deniliyor hadiste de. Mesela o çörek otu, ölüm hariç her derdin dermanıdır diyor. Risalede de geçiyor. Ölüm hariç her derdin dermanı imandır. Tamam mı? Niye ölüm hariç dendi diye? Bunu ders yapmıştık. Kardeş de paylaşmıştı. Ölüm hariç her derdin dermanı deniyor. Niçin ölüm hariç? Peki ölüm neden yok? Yani neden hariç? Çünkü ölüm dert değil. Ölüm hariç her derdin dermanı imandır. Ölüm dert değil. Baklavada zevk almanın çaresi imandır denmiyor. Çünkü baklava kendisi lezzetlidir.
baklavadan lezzet almak için iman gerekmiyor. Tamam. Ölüm de kendisi baklava gibidir. Neticedir. Ölüm neticedir. Sebep değildir. Yani mükafatın ta kendisidir. Ne diyorsun ya? Çünkü ölüm dert değil. Zahmetler memleketinden rahmetler memleketine gitmek olduğu için. Burada yaptığım hizmetlerin mükafatlarını almaya gidilmesi ve %90 ahbabını görmeye gidilmesine vesile bir hakikattır. O yüzden çaresi kendisi olduğu için, kendisi mükafatın mukaddemesi olduğu için kendisi mükafattır. Yani bize kazandırdıklar işte. He tabii. Hastalığın sureti, şuraya yazayım. Emre getirir misin kalemi? Ben şimdi okuyayım, o gelene kadar kalem bunu görmeniz lazım. Hastalığın bir sureti var. Hastalığın kanuniyeti var. Hastalığın hakikati var. Hastalığın vahiyeti var. Hastalığın sureti bela ve musibettir. Kanuniyeti fark etmektir. Siyahtan ayrılmaktır. Hakikati, hakikatına ulaşan, yani güzel, çünkü insan %50 görerek öğreniyor. Hastalığın sureti var doktor. Bunu tıpta gösteren olmaz ha. Duydun mu böyle bir şey tıpta? Suretle ilgileniyor abi. Sureti. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Şimdi tıp fakültesinde olur mu öyle bir şey? Suret işte, ceset. Sebep sonuç ilişkisi. Bak çok ilginç. Bak has, bak şimdi bak nereye gelecek. Bela ve musibetmiş sureti. Risalelerde bu toplarsan hastalığın suretine bakıp ah çekme, hastalığın suretine bakıp küsme, hastalığın suretine bakıp da şöyle yapma. Var ya, bela ve musibetmiş. Sureti bu. Şimdi, hastalığın sureti bela ve musibet. Bu, olmadığını kabul edin. Yani, bela ve musibet maddi ve manevi. Olmadığını kabul edin, kabiliyetimiz gelişmez. Hastalığın kanuniyeti kabiliyetimizi inkişaf ettirir. Nasıl ki sabahki ders neydi işaret edeceğiz da? Bir istidat ve kabiliyet vardı. Söyle doktor. İstidat neydi? O konu neydi? İmtihanın kabiliyet üzerine, kabiliyetle ilgili olduğundan bahsediyordu abi. Aç. Teklif. Teklif kabiliyetti. He? Sinat-ı Kemalat. He? Okusu metni. Ve ezberlersiniz yeri. Kaç diğeri? 98 abi. Oku bakayım o cümleyi. Kezalik, bak solda altta. Kezalik bila teşbih Cenab-ı Hak insanlara kemal için bir istidat. Bak, kemal için bir istidat. Herkes de aynı. Kemal için bir istidat. Teklif için bir kabiliyet ve ihtiyar ve bir ihtiyar vermiştir. He. Tamam. Kemal için bak. Kemal için bir istidat. İstidat. Teklif kabiliyet için iki tane şey veriyor. Kabiliyet, ihtiyar. Kabiliyet ve ihtiyar verilmiş. Şöyle diyeyim, istidat ve kabiliyet, herkes doktor olma istidadındadır.
Ama herkes doktorluk yapabilecek kabiliyette değildir. Şimdi hastalığın kanuniyeti farkındalığa gelmektir. Seni hastalık farkındalığa getirmek içindir. Farkındalığa gelen bir insan da ne olur? Hakikatine ulaşır. Hakikat neydi? Söyleyin. Esma. Çok güzel. Hakikat. Hakikat Esma diyoruz ya abi. Evet. Mesela surette gözüken Esma'yı bulmak mı hakikatte yani? Surette ne var? Hastalık mesela. Benim... Bak sureti yapayım dur. Şunu yazmam lazım. Her şeyin sureti şudur. Kim söyleyecek? Hadi. Cilve Cemal. Harika doktor. Cilve. Cemal. Nakış sanat. Nakış. Peki sanat bu nedir? Harika. Zuhuratları. Arkadaşlar, bunlar temel bilgi Mehmet. Sen üzerine duruyorum çünkü çok temel bilgiyi çok istiyorsun. Suret deyince kardeşim bu buraya ait değil. Her yere ait külliyatta. Her yere ama. Tamam abi. Bu her yere ait. Her yere. Bana bir şey söyle. Sureti olmasın. İmanın sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. İman mahluktur. İmanın sureti kuvvet ve nurdur diyor Üstad. 23. sözde. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet geçmişi, nur geleceği temir eder. Düzeltir. Geçmiş mezar olmadığını imanın kuvvetiyle kurtuluruz. Geleceğin yokluk olmadığını imanın nuruyla kurtuluruz. Kardeş, sistemle örülmüş Risale-i Nur. Yöntem, sistem. Mesela suret kanadı. Evveluhu, ahiruhu, zahiru, batinu. Şimdi hastalık, cilve, cemal, nakış ve sanat oldu değil mi burada o zaman? Sureti ama. Aha, bu suret. Sırf bunu açtık. Abi suret iman istesin bitir. Sureti kanuniyeti var. Atında varsa ezberinde varsa. Var da var. Fakat şeyini karıştın mı? Tamam. Tamam. Şimdi buradayız ya. Bak sureti bunu açtım. Abim bak. Şurayı nedir diye komplesi bu. Tamam. Şimdi hastalığın sureti bela ve musibettir. Yani esmaların cilve, cemal, nakış sanatıdır. Kendisini gösteriyor. Şimdi bu fuzuli gidiyor adamlarda, insanlarda. Eğer fark edersen bu bana niye geldi? Farkındalığa gelmen içindir. Yani bunu niye verdi diyebilmen ve o mektubu, o mesajı okumak, hastalık mesajını okumak. Yani hastalık surettir. Gözün kırıldı, kafan kırıldı, bilmem ne oldu. İçinde onu yorumlamak kanuniyettir. Onu yorumlamak, o mesajı okumak. Allah'ın konuşmasıdır bu hastalık. Sihat Allah'ın konuşmasıdır. Kastettiği nedir yani? Ha, bunda ben niye hedefliyim? Üç, onun farkındalığa geldikten sonra Fatih, o esmana ulaşıyorsun.
Esma yoluyla Musema'ya ulaşırsın. Yani insan bela ve musibeti fark ederse hakikatine ulaşır. Ben Esma'ma ulaşır. O benim Esma'm olur. Yani benim bu üzerimde gözüken şeyin hakikati nedir diye düşüneceğim. Kim? Ustad diyor ki şu hiçenden hiç olan kardeşiniz İsmi Hakim, İsmi Rahim, Nur ve Hayat ismine mazhar diyor. Birisi de ben şu an Şafii ismine mazharım. Evet. Şafii ismini kural olarak ama ondan sonra ne dönecek? Diyecek ki bu Allah bilir ne kadar günahımı affettiriyor. Ne kadar şuurdanlık veriyor. Etrafımdaki kişileri, dostlarımı fark ettiriyor. Verilen nimetleri bana hatırlatıyor. Tamam mı? Çünkü sihatla servet eğitici değildir. Hazreti Ali'ye göre ki doğrusu da bu. Sihat ve servet kurtardığı adama nispeten batırdığı adam sayısı daha çoktur. Fakat hastalık ve fakirlik eğiticidir, öğreticidir. Şimdi bela ve musibeti fark eden insan hakikatine ulaşır. Hakikatine ulaşınca kemalini bulur. 8. sözde bir tılsım var diyordu ya abi. O farkında gelmek o herhalde. Geçiş yapıyor değil mi? Ha tılsım tu. Şu tılsım. Evet. Tılsım var. Her şeyin tılsımı kanun yetim. Şöyle tam tersini kendisini yazayım. Aynı abisi. Aynı. Bak. Bir tılsım var demişti değil mi? Evet abi. Bir tılsım var. 8. sözde bu surette bir tılsım var. Yukarıda aslan, aşağıda ejderha, birinci ağacı, kuyu. Burada bir tılsım var diyor. Yani sureti bu mu? Anlayınca tılsım var, farkındalığa geldi. Farkındalığına gelince esmasına ulaştı. Esması nedir? Esması? At. At nereye, aslan nereye inkılap etti? Ata. Ejderha? Duvar kapısı oldu. Kapısı, kapıdır o. Kapıya inkılap etti. 8'in sözde uygula bak. Ay, 8'in söz. Yukarıda aslan, aşağıda ejderha. İncir ağacı, kuyuda, bir kuyu, üstü bu, aşağısı bu. Ortasında görmüş bir incir ağacı. Birinci ağacı mı var? Binler çeşit, bütün meyveler o. Allah veriyor bu temsili değil mi abi? Allah veriyor bu mevsimi. Temsili. İbrahim Aleyhisselam sınıfında. Peki, Vettini ve Zeytuni düşün. Allah niye incire yemin ediyor? Ve kuyuda Allah incir misalini veriyor. Hadi. Bak bir daha. Vettini ve Zeytun. İncire ve zeytini Allah yemin ediyor mu? 8. sözde kuyuda hangi ağaç vardı? İncir ağacı var. O ağaçta ne var? Bütün meyveler oradaymış. Bir şeyden her şeyi yapan... Bak bakalım. Çocuğun yaratılmasına benzemiyor mu incirin kendisi? Doktor. Evet. Dolyata. Evet, evet abi. Hakikaten ya. Ve insanın suyunun depolandığı yerde aynı zamanda... Testisine benziyor. İçindekiler de insanı meydana getirecek tohumlar. Karşıki tarafta ise yumurtalık. İncir. Süt. İncir. Neyse. Burada bir tılsım var diyor. Ne zaman fark etti? Allah Allah bu incirdi. İncirden başka, incir de var. Binler çeşit meyve var. İncir ağacını da beyaz siyah fare kemiriyor. Burada bir tılsım var dedi. Fark ettiği anda esmasına ulaştı. Ulaştı. Esmasına ulaşana kemaline ulaşır. Nerede o işte kıvranıp durduğumuz hastalık? Nereye taşıdı? Tamam abi. Bu 10. söz hep bunu anlatıyor. Peki, Mehmet kafama takıldı senin soruna cevap vermeden geçmeyeceğim.
İmanı yapayım. Tamam mı abi? Şefkatimi müsaade. İmanın... Sana soru soracağım abi. Sureti nedir? Kanuniyeti... Kanuniyeti... Hakikati... Mahiyeti... Gece gündüz bunlarla çalışıyorum. Uyuyamıyor. Ama doğru yapmıyor. Ama kurtulamıyor. Benim gibi de böyle çalışma olmaz. Bunlara kafa takmışım. Bu kadar rahat nasıl yazarsın? Nasıl? Yerlerde söylüyorum size. Sayfanın altını da söylüyorum. İşaretleyeceğiz bak. Gördün mü? Neydi o? İnsana ne verilmiş? Kemal için bir istidat. Ha unutmayacağız. Boşuna dinle, okuman. Kemal için bir istidat vermiş. Teklif için? Teklif için. Kabiliyet ve ihtiyar. İhtiyarım. Teklifi geç bakalım. 29'un sözde geçiyor. Niye Allah bu dünyaya gönderdi? Bu bir sır, ince bir remizli bir şey, ince bir remiz, remizli bir nükte. Hemen arkasında, teklif niye verilmiş? Hemen arkasında onun sayfanın. Hemen teklif niye verilmiş? İnsan insan olamaz. Niye din teklif edilmiş? Çalışacaksın. Sureti. Mehmet'im yazıyorum abim. Nurdur. Kuvvettir. Yazmama gerek var mı? İstikbale şey geçmiş geleceğe. Tamam mı? Yazayım. Öyle şey baktığın için yazayım kardeş. Bu geleceğe bakar. Bu geçmişe. Kanuniyeti. Yazsana notlarda imanın her şeyin sureti var da imanın sureti yoktur diye bir ibare vardı ama. O zaman eskidendi. Hı. İfadeniz var ya abi, İmam-ı Rabbani'yi de aynı manada sormuşlar. Hani yükselince eskiler değişiyor. Evet, suretini görememiştik. Peki, şöyle de diyebilirsin, davranışlardır. Niye adam öyle davranıyor? Mesela namaz kılan kılmayan, iman edip vermeyen suratı gözükür mü, gözükmez mi? Mesela şunu da yazabilirsin, ama uygularsak, bak. Sima... Suret, fiil, hep imanı tezahürüdür. İmanı tezahür değil mi fiillerimiz? İmanın suretidir işte fiillerimiz. Niye oruç tutuyorsun? İmanın sureti değil mi? Niye namaz kılıyorsun? İmanın sureti değil midir? Ya, bu dışa vuruşlar. Peki, ben bazı yerleri koyup zor olabileceğini size bırakacağım. Bunu hepiniz bilebileceğiniz bir şeydir. Hakikati teklif edildiği zaman, imanın hakikati sana teklif edilince başlıyor. O da lef-i mahfuz. Hakikatin matabı. Bu da Allah, Allah'ın zatında olan tarafı. Zatında olan mı abi? Allah'ın nuru zatından ya iman. Peki imanın kaynağı ismi olur mu? Zatından dolayı olmaz. Sıfatına da şey yapmaz. Sıfat da olmaz. Mesela Lehül Esmaül Hüsna. Bütün güzel isimler Allah'ındır. İsim Allah'ın değil diyor. Masadakiler Hasan'ındır. Mesela ne diyor? 42 işaret-i cazdan söylüyorum. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İmanın içeriği Allah'tır. Mahiyeti mahluk değil. Bu taraf mahluk değil. Tarafı
mahluk olmayan taraf. Bu fiil unutmayacaksınız. İmamın mesela şey diyorum. Köyünüzdeki bir tane alim değil, namaz kılan adamı düşünün 70 yaşında. Namaz kılacak. Fethullah simasını düşünün, suratın. Yani belirgin olsun diye veriyorum. Niye onu veriyorsun? Uygulama yapıyorum. Bak bakın, iman hiç alameti var mı? Neye benziyor? Tarla faresine benziyor. Münafık tarla faresine benzetiyor Kur'an'da, Bakara suresinde. Tarla faresinin özelliği neymiş diye merak ettim. Elmalı'da yazıyor. Yılan gelir bakar ki bu tarla faresi gider, o da deliğine kaçar, yılan da girer. Fakat içeri girdikten sonra 3-4 tane delik de yapmış çıkış yolları. Bir yerden girersin, başka yerden çıkar. Böyle bir girer, buradan çıkacağını zannedersin, bakıyorsun buradan çıkmış. Karabatak gibidir. Denizdeki karabataklar bir dalar böyle, oradan çıkacak, bir baktın ki böyle çıkmış. İmanın sureti, arkadaşlar, şöyle diyebiliriz, belki şaşırırsınız diye. Şunu aslında buraya taşırsak, yani içsel aleme taşıyacağım ama içsel alemde olunca belki karıştırırsınız diye. Şunu şöyle sileceğim. Daha doğru şey yapayım. Nur. Aynı zamanda emri nisbilerimiz, emri itibari, içsel alem. Tamam. Suretteki şimdi kanuniyeti aldı değil mi abi? Evet. Yani içe karıştırma değil de kesin bir hudutlar olsun diye. Aslında çok yakın surette kanun. Baktım kuvvet, çünkü içsel kuvveti dışarıda simada gösterdiğim için artık şeyini, batınını göstereyim. Sureti davranışlarımızdır, fiillerimizdir, suratımızdır, helal haramlarımızdır, oruç tutmaktır, simalarımız, siretlerimiz, suretlerimiz, fiillerimiz, oruç tutmalar, namaz kılmalar, ne bileyim televizyon eve almamalar, internet girmemek fiildir, fiillerimiz imanın suretidir. Tamam. Ondan sonra bu, şunu da şöyle yazayım. Mahluktur. Şu abi, bak, mahluktur. Hep derim, mahluktur, iman mahluktur. Burası. Küçüğü büyüdüğü için bu sebeplerden dolayı değil mi abi? Büyür. Mesela iman büyür, küçülür, gider, gelir, nurlanır, tahkiki olur, tafsilli olur. İman mahluk olmasa sabit olur. Mahluk olmayan her şey sabittir o zaman. Tabii tabii. Mesela Allah sabittir. Esma sabittir. Ama mazhar olan insan sabit değil. Yani
Vacip olan bir şey değişmez, gidip gelmez. İman gitmiyor mu? Gelmiyor mu? Küçülmüyor mu? Büyümüyor mu? Mahluk olan büyür, küçülür. Vacip olan büyümez, küçülmez. Küçülmez o. Yani içini bir sürü doldurursun yani bunu. Tamam. Lef-i mahfuz nedir? Şudur. Uyguluyorum. Akıl, kalp, bütünlüğümüz. Şimdi abi hakikaten hep esmaya bakıyoruz dedik ya. Şimdi imanın esması yok. Çünkü zattandır dedik. Yok, kalp. Arş ya. Yani akıl ve kalp bütünlüğü biraz daha açayım, daha iyi olur. Yani lef-i mahfuz ve arşın bizdeki tezahürleri veya karşılıkları. Çünkü dima deyince zaten kalbin şubesi ya. Kalbin bir şubesi vicdan, bir şubesi dima ya. Yani şeyi ekledim ki kalbi şüphe ederler diye. Kalp yani. Kalp. Hani lef-i mahfuz. Yani hakikati nerede belirleniyor manasında iman değil mi? O evet. Kalp. O zaman bunu sorduğun için iyi oldu. Ben onu şeyini yapayım da daha şey yapsın, dur. Şöyle yapayım. İman mahalli kalp mi diyor da abi? Evet. Evet. Onu şey yapmasın diye şöyle yapayım. Kalp. Ama bunu onaylayan, tamam mı? Akıl ve kalp bütünlüğü yani arş ve lef-i mahfuzunun bizdeki karşılığı ama yani niçin oynak şey oluyor? Şimdi sırf lef-i mahfuz desin. Çünkü iman Kur'an gelmesi iman teklif edilmemiş. Dimağa bakıyor ilk. Fakat dimağa kalpsiz düşünebilirler diye, çünkü dima kalbin bir tezahür yeridir. Mahiyeti ise mahluk değil. Olmayan tarafı mahluktur. Dikkat edin şuraya. Mahluktur. Mahluk olmayan elim dediği için silmiş. Allah'ın değil imanın. Orada yanlış anlaşılabiliyor yoksa da Allah'ın Celle Zatında olan tarafı mahluk olmayan tarafı deyince yanlış anlaşılmasın yani. İmanın mahluk olmayan tarafını kastettiniz. He tabii tabii. O zaman şöyle diyeyim. Allah'ta olan, yani Allah'ımızda olan, zatına bakan yok. O zaman, yani ne yazayım ki anlaşılma, farklı anlaşılması? Parantez olur sanki abi. Tamam. Yoksa şey olacak. Yani mahluk, burada Allah dedim. Mahluka verdiği için mi o şeyde mahluk oluyor? Mesela kendi zatından... Kendi zatının bir nurudur diyor. İrade-i cüzeyinin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kuluna zatını bir nurudur diyor. Zattandır. Esma değil, sıfat da değil. Zatını ilka edilen bir ünlü bir ifade var mı? Evet, ilka edilir. Edilince Allah'ın zatında olan tarafımız, tarafı diyelim, tarafımız demeyelim. Gene doğru demişiz, tamam. Yani
mahluk olmayan tarafı yazmayayım mı? Mahluk değil desek sanki... Öyle yazdım işte. Mahluk olmayan. Allah, mahluk olmayan tarafı... İmanımızın... öyle olur abi. Mahluk olmayan tarafı. Bu oldu abi. Oldu mu abi? Evet abi. O zaman şunu da sileyim. İmanımızın mahluk olan tarafı. Tamam, bu da oldu mu abi? Şimdi oldu değil mi? Hı. Ne diyecektik? Bu kaçtı? İşaret edeceğiz kaç tane? 98 abi. Tamam. Şimdi devam. Sıkılıyor musunuz? Yok abi, yok. Güzel. Size bastı zaman okuyayım. Hazır mıyız? Yazmalarınız bitince okuyacağım. Bitti. Ruhunun içine giren bir ders, ruhunun içine giren bir ders düşün. 2 saat sürse bile zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Mesela bazı dersler var, okul dersleri, fen, sırf dimağa bakıyor, kalbe bakmadığı için en fazla 45 dakika. Uydurukçasıyla efor. Yani bizdeki canlılık. Sırf dimağa bakan dersler 45 dakikayı geçti mi olmuyor. Ama öyle dersler var ki ruhani dersler, ruhi dersler, enfosi 4 saat, 5 saat. Allah Resulü kaç saat yaparmış ya? Namazda namaza ders yaparmış. Üstad Hazretleri sabah namazından sonra kimse yatırmaz 5-6 saat ders yaparmış. Biz dimağ hakkında dün işte... Geçen hafta 5 küsur saat yapmışız. Kırparak kırptık bazı şeyleri. 4 saat 58 dakika şu anda yayında var. Dima 21. 4 saat 58 dakika. Yani 2 dakika olsa 5. Kırptık da o kadar oldu. Aslında 5, 15 bin, 5, 20 dakika, 5 saat 20 dakika. Peki daha yeni ısındık dediler hepsi. Öyle değil miydi doktor? Ha, niçin söylüyorum? Çünkü bak, bir misal vereceğim. Ruhunun içine giren bir ders, 2 saat sürse bile zaman nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. Mevzunun dışında kaldığın, bir düşün ders yapılırken, mevzunun dışında kaldın, anlamadın. 10 dakika... Ders sana sanki 10 saat geçmiş gibi ruhunu sıkıyor. 45 dakika sürecek uçak yolculuğu sana kabus oluyor. Veya sıkıldı dersten. Niçin biliyor musunuz? Dersten 10 dakika devre dışı oldu. O 10 dakika ne biliyor musun? Sana sanki 10 saat geçti gibi geliyor. Tamam? Örnek devam ediyor. Demek, şimdi izah ediyorum. Demek ruh seviyesine çıkan hissiyat, ruhun kanununa tabi olduğundan dış dünyanın zamanının ne kadar geçtiğini anlayamıyor. Çünkü ruhun derece hayatını yaşıyor, ondan bastı zaman oluyor. Zaman bastırılıyor. Zamanın esması neydi? Dehr esması. Dehr esması. Esma. Peki ruh esmadan mı yaratıldı? Hayır. Saatinden bir nurdur diyor. Değil mi? Eğer ruh, hissiyat insaniye ruh seviyesine çıkarsa 17. lema bak. Hissiyat insaniye, insanın hissiyatı derste uyanık olursa, ruh seviyesine çıkarsa 10 saat 1 dakika gibi olur.
Eğer isyan insaniye bedene mahkum olursa 10 dakika 10 saat gibi azap olur. Çünkü zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize der esmasına tabi. Ruh ise esmanın arkasından zata baktığı için ruh, esmanın arkasına geçtiğinden der esması zaman şeyi ruha tesir etmiyor. Arkasına geçtiği için. Anladın mı doktor? Esmanın arkasına geçtiği için. Zaman arkasına geçtiği için bir anda her yerde olabiliyorlar. Sıra yok. Bir daha mesela geleceğim sana. Tak 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 zaman alıyor diye. Ha, zaman arkasına gelirsem geldim, geleceksin, gittik gibi öyle bir şey yok. Her olması gereken her yerde. Kuantum fiziğinde mesela dünyada bu kalem burada değil mi? Bu kalem burada. Her yerde olur mu? Olursa ya keramettir ya mucizedir. Öyle. Bu atom altı denilen kuantum fiziğinde bir şey, bir kalem olması gereken her yerdedir. Kuantum fiziğinde bu kalem bir yerde olması mucizedir. Olamaz. Nasıl ki dünyada bir kalem her yerde olması mucize, kuantum fiziğinde ise bir kalemin bir yerde olması mucizedir. Onun için cennette mucize, cennetteki mucize bir insanın bir yerde olmasıdır. Her yerde olması zaten normaldir. Mesela güneşi düşünün. Güneş her yerde mi değil mi? Şu anda güneş bize vuruyor mu? Vuruyor. Rize'ye vurmuyor mu? Avrupa'ya, Mekke'ye vurmuyor mu şu anda? Peki bu normal mı bizim için? Güneşin bir anda her yerde olması. Niye? Nurdur. Peki güneş bugün doğsa, sırf bu binaya vursa, her taraf karanlık olsa, çıkıyorsunuz, sırf burası aydınlık, her taraf karanlık. Mucize değil midir? Mucize, vay be nur buraya indi deriz. Aynen bunun gibi işte. Bir şeyi de anlatır mısın abi? Üstad hani diyor ya, bizim gibi hakikat ve ayrı kardeşlerin ihtilafı zaman ve mekan sohbetlerine, ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Hakikat bin derken, hakikat bin sahibi, yani esmada boyutlaşmış. Biri diyor şarkı, garpta da olsa. Hiç önemli değil. Dünyada, kabirde öyle bir şey yok ki. Onun mesela dünya nedir? Ahiretin suretidir. Allah Resulü'nün tabiriyle uykudur. Uyku, yaşanan bir hayatın suretidir. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya nedir? Ahiretin üzerine tenteneli perde değil midir? Dünya nedir? Esma'nın cil ve cemal nakşi sanatıdır. Bu suret hakikate geçtin mi? Burası orası ne fark eder? Öyle bir şey yok ki. O zaman ahiret kardeşleri suretten mi çıkıyor? Mu? Suretten çıkıyorlar. Ruh seviyesinde yaşıyorlar. Sohbet edebiliyorlar. Tabii. Onun bir tane şeyi söyleyeyim. Bir anda Risale okuyordum. Pat diye birisi geldi. Ustad geldi, Geylani geldi, Resulullah geldi, Allah geldi bir anda. Allah Allah. Hem geldiğine hayal olmadığına delil. Nurlanıyorsun, kalbin heyecanı oluyor. Bilmediğin bir şeyi hemen öğrendin. İlham işte. İlham Allah geldi demektir. Geldi zaten vardı da ayağın oldu. Mesela bir şey vardı böyle, canın sıkılıyordu. Tamam. Ya bu nasıl? Bir bakıyorsun ben geldim. Nasıl oluyor? Benim bir ders yaparken sana böyle demişti. Yoksa sureten gelmek manasında değil. Mesela bir tanesi uygulayayım. Bugün bir tanesi mesaj atmış. Sesli. Hanım. Cama bakıyordum böyle diyor. Tefekkür ederken akşam dışarıya bakıyordum. Baktım camdan diyor bir kafa gözüktü diyor. Tamam. Zihni yaptı şeytan ya. Hemen dersi dinlemiş ya. Şu senin sesini duydum diyor. Senden korkanlardan sen niye korkuyorsun? Senden korkanlardan niye korkuyorsun? O ses hemen diyor, gayri ihtiyar senin elinde değil, ruh yaptı, tak her şey yok oldu. Ya tamam, suretten hakikate geçtin mi, o nispetle milyarlarca insanlara, mesela şu anda ben ders yaparken, çoğu insanların hatırına geliyorum ve yardım ediliyor. Onlara manevi destek oluyor, Allah ediyor, peygamber ediyor, sen ediyorsun, ben ediyorum. Bana ediyorlar, sana ediyorlar. Demiyor musun? Hatırıma geldi. Peki. Şunu da okuyayım, tamam.
Size Kur'an yeter diyenler kimlerdir? Ölçü yap. Size Kur'an yeter, başka bir şey okumayın diyenin yüzlerce cilt kitabı var. Sahtekara bak. Hani Kur'an yeterdi? Niye Kur'an'la benim arama giriyorsun? Hani Kur'an yeterdi? Niye girdin peki? Niye kitap yazdın? Kitap okumayın başkasının. İzahların, yorumlarını okumayın. Kur'an size yeter. E senin bu yorumların ne? Sahtekar. İmam Azam'ı dinlemeyin. İmam-ı Şafii'yi dinlemeyin. Bediüzzaman'ı dinlemeyin. İmam Rabbani'yi dinlemeyin. Niye? Beni dinleyin diyor. Anlamıyor musun? Öyle diyor. Kur'an yeter derken niye peki Kur'an'la arama meal koydun, tefsir koydun, izah koydun? Hani Kur'an yeterdi? Sahtekar. Bunlar kim? Onu söyleyeyim. Bir, size Kur'an yeter diyenler ya Kur'an'ına, ya senin imanına, ya senin peygamberine düşman olanlardır. Bunu diyenler. Ya senin imanına. Seni senden eder. Kur'an size yeter diyen tipler. Ya Kur'an'ına, ya imanınıza, ya da peygamberinize düşman olanlardır. Dört, ya da Şia ve Vehhabilerdir. Çünkü kendilerinin Kur'an'ın dışında yüzlerce kitap ve sohbetleri vardır. Hani Kur'an kafiydi? O zaman Kur'an'la benim arama eserlerinle neye giriyorsun? Onlarla görünüp, o kitaplarla kendisini bize gösterip, bizi, bizim safımızda bulunanlardan, bulunanlar da onlardandır. Bizi aldatmak için bizim safımızda duruyorlar. Peki bu da başka bir şey. Şimdi onların yanında, televizyonlarda ve video paylaşım sitelerinde bizden gözüküp, Nurculardan gözüküp ders yapanlar var, Nurcu. Ama onlarla televizyon programı yapıyorlar. Bakırcılar var, demirciler var, altıncılar var. Soy isimleri. Bakırcı, demirci, altıncılar var. Bizden gözüküp onlarla program yapan sahtekarlar var. Hangi sahtekar? Nur'un sahtekarları. Aldanmayacaksın. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Müslümanlara ahmaklık yakışmaz. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Bir delikten iki defa ısırılmaz. Risale-i Nur'a iftira yapan, mesela iftirasını söyleyeyim, çok var. 25. sözün başında Kur'an nedir, tarifi nasıldır? Başlığı altındaki Kur'an, noktalı virgül, Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin mertebi azamından diye sayıyor ya. Ne yapmış biliyor musun? Said Nursi diyor ki, diyor, Risale-i Nur Kur'an gibidir. Delili şu diyor. Kim açıp bakacak? Sözler 446'da diyor. 464 diyor. Kur'an ve Risale-i Nur ismi azamdan, her ismin azam mertebesinden falan diyor. Ulan Kur'an ve Risale-i Nur diye geçmiyor ki. Kur'an nedir, tarifi nasıldır ki nokta üst üste. Adam oraya Risale-i Nur da eklemiş. Kur'an ve Risale-i Nur ismi azamdan, her ismin mertebi azamdan, arş-ı azamdan. Bak diyor, bak Kur'an'ın aynı safa koyduk diyor. Aç bak bakalım, var mı? Hangi insan bakacak hakikaten doğru mu dedi, bir sayfaya bakayım diye. Peki bunu biliyorsun ve Risale-i Nur talebesi olduğunu iddia ediyorsun. Onunla nasıl bulunabiliyorsun? Program nasıl yapıyorsun? İki, peygamberimize kibirli diyen bir adam. Kibirli diyor. Aynen cübbeli YouTube'dan videosu var. Bu kitabın şu sayfasında, kitap okuyor. Yazın. İslamsız oğlu peygamberimize kibirli dedi de Google Evliyası'na yazın, görürsünüz. İftira mı değil? Peygamberi iftira, kibirli diyen adamı böyle dememek, ben mesulüm ahirette. Bunları tanıyacağım. İşte bunlar İslamsız oldu. İşte peygamberimize kibirli diyen, ustada şirk ehli diyen, bununla oturup da program yapan kişiler var aramızda. Demirciler var. Bunlar Nur'un sahtekarlarıdırlar. Yalan söylüyorlar Nur'un sadakatı. Ve Risale-i Nur'da geçen sari ifadelere muhalefet ediyorlar. Ne diyorlar?
ustadımızın mutlak varislerini niye dinliyorsunuz diye yazılar yazıyor adam. Risale-i Nur'a uyun diyor. Bak bak sahtekere bak. Risale-i Nur'a uyun diyor. Şahısları bırakın. Ne kadar güzel bir kelime değil mi zahirde? Peki Risale-i Nur'a uyalım. İkinci emirda, emirda layıkası ikinci emirda 232'de diyor ki ben size şunları 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 mutlak vekili yaptım diyor. Uyun diyor. Tamam. Peki kitap bunlara uyun diyor mu? Adam diyor ki bunlara uymayın diyor. Kitaba ters mi değil mi? Ya böyle böyle bir acayip bir fesat ve fitne asırdayız ki hahır hahımız gözüküyorlar. Safımızda fakat onlardan. İmam-ı Şafii'nin sözüyle kesiyor. İmam-ı Şafii Hazretleri demişler ki fitne çoğaldığı zaman, fitne zuhur ettiği zaman, at iziyle it izi birbirine karıştığı zaman hak batılı nasıl ayırt edeceğiz? Diyor ki bir düşman düşünün. Düşmanınızın çekip oku attığı zaman o, düşmanınız var ya düşmanınız. Oku attığı zaman düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür diyor. O zaman bir insanı tanımak için bir, saf olma. Kimlerle beraber? İki, kimlerin karşısında? Lafa bakma. Kişinin işidir, aynası lafa bakılmaz. Ben senin iddiana bakmam, fiiliyatına bakarım. Videolarına bakarım. Oturup kalktığın adamlara bakarım. Kimlerle program yaptığına bakarım. Lafına bakmam kardeş, bana da bakmayın. لِمَا تَكُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ İç, bak. Ok, düşmanınızın diyor, okuna bakın. O ok sizi dostlarınıza götürür diyor. Sen İbrahim'i göremiyorsun değil mi? Bir sürü İbrahimler varmış. Hangisi İbrahim, hangisi samimi İbrahim, doğru İbrahim diğerleri sahtedir. Nereye bakacağız? İbrahim'i göremiyorsak? Nemrut'a. Nemrut'a bakacaksınız. Musa'yı göremiyorsunuz çünkü bir sürü sanal Musa'lar var. Hakiki Musa'yı nasıl anlayacağız? Firavun'a bakacaksınız. Asrın müceddidi kimdir? Asrın Firavun'una bakacaksınız. Bütün cemaat, dini cemaatlerin mutefekun aleyh olan birincisi aldatmakla iş görecek diyor Risale'de. İkincisi zulmedecek diyor. O işte şeyleri, ezanları mezanları bu şey yapması. Dördüncüsü tarafgirliğiyle deccal olacak. Dördüncüsü ilmiyle dalalete gidecek. Dinden tecerrüt etmiş ilimle hocaları ve muallimleri tesir edecek. Dinden tecerrüt etmiş marifi, milliyetimi esas alıp ordusunu milliyetimle yapacak. Onun da karşısında olacak kişi de Mehdi olacak. Onun karşısında olması lazım. Mehdi Süfyansız, Süfyan Mehdi'siz olmaz. Her şey kuralla işliyor. Tak tak. İbrahim'in bak bakalım karşısına Nemrut. Musa'nın karşısına Firavun. Firavun karşısına Musa. Tamam. Süfyaniyetin karşısında Mehdiyet var. Saf olmayacaksınız. Ben söylediğimi bırak. Yazıp çizin. Ben kimin yanındayım? Kimlerin saflarıyım? Size böyle şeyler yazıyorum, okuyorum, konuşuyorum. Fiiliyatıma bakıyorsun Paris. Mekke dolmuş yapıyor minibüsçü. Bir biniyoruz. Evet beyler son durak. Bir baktı ki Paris. Hani lan Mekke'ydi? Bizim dolmuş böyle. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.